Beklenti raporuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yücel Tonguç Erbaş'la birlikte Alatça Yatırım Genel Müdür Yardımcısı. Hoş geldiniz Tonguç Bey. Hoş bulduk. İyi yayınlar, iyi haftalar. İyi haftalar olsun inşallah. Geçen zorlu haftayı bıraktık. Evet, bu hafta biraz daha kolay gibi. Kolay gibi. TCMB faiz kararını verdiyse çok kolay geçecek. Valla şöyle, bu haftanın geneline baktım. Şöyle ufak ufak notlar alıyorum evet. Ben. Yani, notlarınıza geçmeden önce peki. Tonguç Bey, hemen Viyop'u da açalım. Viyop açıldı. %0.31'lik yükseliş var. Şu an için 122.625 puan seviyelerinde görünüyor. Biraz daha pozitif açmış evet. Görünüyor. Devam ediyor yani geçen haftaki o pozitiflik. Evet. Notlarıma gelince de yani genelde mesela hafta içerisinde belirli günlerde stres olabilecek bir veri akışı görülür. Sanki bu hafta için Perşembe günü tüm evet. O stresin yaşanabileceği veri akışı açısından bir hafta. Onun için aslında Avrupa Merkez Bankası'nın da bir önceki toplantıda birçok konu başlığını, işte kararı açıklaması belki onun stresini biraz azaltıyor. Hani bizim tarafta Merkez Bankası'na geldiğimizde evet belki faiz indirecek mi indirmeyecek mi, bu konu hafta içinde tartışılacak. Ama yani sonuç itibariyle böyle net Amerikan verileriyle geçeceğimiz, haftayı bitireceğimiz gün Perşembe günü gibi. Dolayısıyla bugün, yarın ve çarşamba fiyat oynaklığını yaratabilecek veri akışı açısından biraz daha sakin. O açıdan söyledim. Geçen hafta çok daha hem veri akışı yoğundu, evet. Hem haber akışı yoğundu ve oynaklığın da birçok yani üründe çok arttığını gördük. Hele ki işte hafta sonu Brexit sürecine giren bir sterlin, yine aynı konudan etkilenen bir euro, zaten dolar, TL'yi işte Suriye operasyonu, Amerika anlaşması, ona çok, o da ayrıca bir oynaklığa neden oldu. Evet. Dolayısıyla bu hafta biraz daha işte Viyop'un başlangıcı gibi geçen haftadan gelen fiyatların gelişmelerin devamı gibi görebileceğiniz bir hafta olabilir. Evet, biraz daha dediğiniz gibi aslında en yoğun, en karmaşık dönemi biz geçen haftaya atlattık. Doğru. Fakat TL varlıklarda hala belli başlı bariyerler var. Yükselmesi için onları engelleyen 105.000'li puan seviyelerini gören yakın bir dönemi geçirdik. Şimdi altında seyrediyoruz. Siz bu bariyerlerden bahsedecek olursanız neleri öncelikle söylersiniz? Yani daha çok nelere dikkat edilmesi gerekir ve biz 105.000'li puan seviyesini görür müyüz bu olumlu haber akışında? Borsa için ya kısa sürede tahmin ediyorum oraya doğru bir atak olmayabilir. Yani böyle hemen mesela işte bu hafta içerisinde 105.000'e doğru gideriz demem, ama tahmin ediyorum bir 100.000 hareketini bu hafta içerisinde göreceğiz gibi duruyor. Yani TL varlıkların geneline baktığımızda şunu söyleyebiliriz. Suriye operasyonunun yarattığı stresin neredeyse %80'ini belli piyasalarda biz geri almışız gibi. Yani mesela işte gösterge faize bakıyoruz, evet. 13.60'tan şimdi işte 15-16'lara doğru giderken 14-30'lara doğru gerilemesi. CDS'lerde işte bir 400'lerin üstüne gittik, şimdi tekrar 370'lere doğru geliyoruz. Kur tarafında 370'le yani 570'le başlamıştık, düzeltiyorum. İşte oraya yaklaştık cuma günü, şu an hala 578 civarındayız. Dolayısıyla Borsa İstanbul biraz da geride kalmış gibi duruyor. Yani bir 100.000, 102.000 aralığına doğru birkaç gün içerisinde gelmesi, özellikle evet. Yurt dışı piyasalardaki de olumlu görüntü devam ederse çok sürpriz olmaz. Ama yoluna da devam edecektir evet. Diye düşünüyorum. Evet, biz o zaman şöyle, siz de Türkiye'nin CDS'lerinden ve faizlerinden bahsetmişken hemen onu da bir açalım ekranımızda. Şu an 380'li puan seviyelerini gösteriyor ki faiz oranlarına da bakacak olursak 14.04'lü evet, seviyelerde morla gördüğümüz 10 yıllık tahvil faizleri, 2 yıllıksa 13.92'lerde. Yani burada aslında en önemli soru Türkiye'ye olan yatırım yapılabilir iştahının yurt dışından arttığı mıdır? Yani çünkü öyle bir haber akışları da geliyor. Herhalde birkaç güne kadar şeyi evet. De tekrar görürüz. Yani bu Volkswagen'in ertelenmiş açıklamasının da gündeme geldiğini görebilir. Şimdi Türkiye için şöyle bir önemli süreçteyiz bence. Yanlış bilmiyorsam yarın yine Rusya ile Sayın Cumhurbaşkanı evet. Sayın Putin'le bir görüşmesi var. Evet, çok sonrasında Kasım ayında tekrar Amerika görüşmesi olacak. Bu sırada işte o 5 günlük süreç ya da 120 saatlik süreç sonlanması, o bölgede gerçekten Türk askerinin o güvenli bölgeyi oluşturması gibi
takip edeceğimiz bir hafta. Aslında veri akışından ziyade haber akışın hala TL varlıklar içinde yoğun olacağı bir hafta. Şöyle düşünüyorum, eğer bunu şimdi ne dedim biraz önce, hani %80'ini TL varlıklar geri almış gibi duruyor operasyon öncesinde. Eğer bu sürecin şöyle bir 10 günlük sürede veya 13 Kasım'a kadar diyelim, yani Cumhurbaşkanı Amerika gezisi sırasında netleşmesi olursa, yani biz güvenli bölgeye yerleşir, işte orada bizim düşündüğümüz gelişmeler içinde bir çaba, işte yerleşim konusunda da yapmaya başlarsak, yani operasyon askeri yönü sonlanırsa, ki bu çok kısa sürede gerçekleşmiş olacak, ondan sonraki süreç Türkiye'nin önünün jeopolitik risklerin dışında bırakıldığı ve daha çok ekonomiye odaklandığı bir alan. Geçen hafta da konuşmuştuk aslında. Bu sefer yani birçok şu tahtada gördüğünüz rakam veya Borsa İstanbul Endeksi gibi endeks hareketlerinde daha net yükselişler, daha kalıcı yükselişler görmeye başlarız. Bakın, bu operasyon öncesi 100 bin üzerinde bir endeks vardı ve yurt dışındaki piyasalara baktığımızda o günden bugüne bir yükseliş gerçekleşmiş durumda. Dolayısıyla bunu yakalamak için şimdi bilançolar da açıklanmaya başlayacak. Tahmin ediyorum 3. çeyrek bilançoları sonrası 4. çeyreğe biraz da olumlu bakacaktır firmalar. Dolayısıyla burada birçok kurum, biz de şimdi o analizleri yapmaya başlayacağız. Fiyat beklentilerini de şirketler için yükseltecektir. Yani hisse senetlerinin, halka açık olan hisse senetlerinin. Dolayısıyla daha yani risklere kapalı bir Türk borsası ve Türk piyasası görebiliriz. Şeyi anlatabiliyor muyum? Evet. Hani kenarda duran risklerin, işte ne diyoruz? İşte Halkbank riski dedik, yok Volkswagen gelecek mi, işte Suriye operasyonu gibi, işte Avrupa yaptırım uygulayacak mı, Amerika yaptırım uygulayacak mı? Bunların hepsinin kenarda kaldığı, o Suriye politikasının yerine oturduğu bir Türkiye, yani isterse şimdi 98 binde olsun değil endeks mi? Ama Aralık'ta bütün bu süreci halletmiş bir Türkiye ekonomisinde o sıçrayış hareketleri çok daha sağlıklı gelir ve kalıcı olur. Çünkü insanların aklında hala şu var, mesela borsa yatırımcısının ya da döviz yatırımcısının, işte belli riskler oluşacak, borsa geri gelecek ya da döviz yukarı gidecek gibi. Bunun olmadığını biz neredeyse 12 ay içerisinde birçok kez yaşadık. Yani birçok riskli, Suriye operasyonu da dahil olmak üzere. Dolayısıyla bu güven algısı o kalıcı yükselişleri borsada, TL varlıklarında da olumlu görüntüyü beraberinde getirebilir. Evet. Şimdi o zaman hisselerden bahsetmişken Tonguç Bey, şöyle yatırımcıların aslında gözde hisselerine bir geçecek olursak ya da odaklandıkları hisseler. Şimdi Halk Bankası aslında çok ciddi bir prim kaybetti. Sonrasında topladı kendini. Bankacılık endeksinde Ekim ayı biraz daha hisseler bazında eksiydi biz az önce baktığımız zaman. Ama yılbaşına bugüne tabii ki yüksek performanslar sergiledi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz hisse olarak değerlendirecek olursanız? Halkbank özelinde mi? Halkbank özelinde ve bankacılık hisseleri de olur. Şimdi bankacılık sektöründe şöyle bir görüntü var. Bir kere 3. 4. çeyrek, özellikle 4. çeyrekte bankaların elinde tuttuğu bu tahvil bonolar, faiz indiriminden dolayı doğan bir kar marjı olabilir. Yani yaratılacaktır bu. Şimdi 3. çeyreğin şöyle bir özel durumu var. Eylül ayında biraz daha hareketlenme oldu. Yani çeyreği bitirirken bir hareketlenme oldu. Ve döviz fiyatlarında da biraz daha yükseliş hani Eylül sonuna doğru gerçekleşmedi gibi görüyor. Aslında 2. çeyrekle 3. çeyrek arasında. Dolayısıyla bütün bilanço rakamlarını buna göre değerlendirmek lazım. Onun için bir nebze olsun ben bankacılık sektöründe bir bilanço iyileşmesi olacağını düşünüyorum. Her ne kadar bu şey tarafı, hani 46 milyar TL'lik yani kötü kredilerin yazılması, ki onlar da kademeli olarak yazılıyor. Gördüğüm kadarıyla nereden baksanız herhalde %25'lik 30'luk bir kısmı şu an için yapılandırılmış gibi gözüküyor genel anlamda. Dolayısıyla bunların bir kısmı 4. çeyreğe de kalacak ama her şeye rağmen işte mesela biraz daha konut satışı, otomotiv satışı, yani kredi hacminde özellikle kredili olanlarda bir yükseliş var. Faizden aşağı gelmesi, inanın ben bireysel olarak takip ederken %25 bir mevduat faizinin de üzerinde, tabii bazı kurumlar, ama normal bir vatandaş olarak bu seviyelerde faiz oranları varken şu an %13 seviyelerinde, neredeyse yarı yarıya bir mevduatta getiri tarafında eksilme var. Bunun da genel anlamda herkes o zaman şöyle düşünüyor: eğer buradaki getirim azaldıysa, düşük kalan
ihtiyaçlarımı, konut olabilir, belki araç olabilir, belki işte beyaz eşya olabilir veya farklı bir yöndeki yatırımını yapma konusunda daha istekli olabiliyor. Tek sıkıntısı bu ekonomik döngünün devam edip etmeyeceği yöndeki soru işareti aklında. İşte biz bu operasyon gibi risklerden çıktıkça biraz daha burada harcama isteği, tüketici güveni, işte Eylül'de biz sanayi üretimini daha görmedik ama PMI verilerini mesela imalat tarafında gördük. Dolayısıyla bu bankacılık içerisinde bütün bu gelişmeler şunu gösteriyor. Benim üçüncü çeyreğim biraz daha iyi olabilir yani rakamsal olarak ama esas hareketlenmeyi ben dördüncü çeyrekte gösterebilirim diye. Halkbank üzerinde de şunu söyleyeyim, ben hissenin fiyatının yani çarpanlara baktığımızda özel bir durumu bir kenara koyarsak bankacılık içerisinde de çok düşük olduğunu gözlemliyorum. Kamu bankaları ile ilgili tabii bu kredi verirken düşük oranlı krediler vesaire hani bunların maliyeti banka üzerine eklenebileceği düşünerek bazı dönemlerde biraz çekinceli davranılıyor ama yani bu dava da eğer operasyonel süreçle ilgili bir durumsa ve herhangi bir sıkıntı yaşamadan geçilecekse ki iddianame içerisinde az çok görebildiğimiz kadarıyla böyle bir algı var. Dolayısıyla bu gibi durumlarda fırsat olarak değerlendirilmesi lazım. Dikkat ediyorsanız Cuma günü de yine kendi reaksiyonda hani diğer bankalardan ayrışmadan verdi. Dolayısıyla yani Halkbank da içinde dahil olmak üzere ben bankacılık sektörüyle endeks yükselişinin hala gerçekleşeceğini, her ne kadar işte yılbaşından itibaren belli getirileri var ama çok da ucuz kalmış bir sektördü. Dolayısıyla buradan devam edebiliriz. Yalnız şöyle bir değişim olabilir. Özellikle yılı kapatırken belli sanayi şirketlerinde de biz bu bilanço desteğini görmeye devam edebiliriz. Yani o ekonomik aktivitedeki iyileşme bazı sanayi şirketlerinde de, otomotiv şirketlerinde veya beyaz eşya, bazı havacılık sektörü şirketlerinde de olabilir. Belki değişiklikleri de var Tonguç Bey ama onları da böyle katarak aslında değerlendirecek olursak özellikle ev alımlarında belli bir gelir elde eden kişilerden yüksek işte daha fazla bir vergi, ilave vergi alınacağı ile ilgili devletin şu anki uygulamaları, projeksiyonları var. Onları nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bu yani bütün biz bunları yaşarken büyük ihtimal aslında Merkez Bankası'nı da tabii belki konuşacağız. Şimdi orada enflasyonla faizleri aşağı çekerken büyümeyi destekleme ve bir bütçe dengelenmesini hep konuşuyoruz ya. Yani onu da sağlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla aslında konut satışlarında da bildiğim kadarıyla yıl sonuna kadar bir bu alım satımlarda vergi indirimi söz konusuydu. Yani işte %3 olan %1,5 gibi bir seviyeye çekilmişti ve uzatılmıştı da bu. Şimdi buradan şöyle bir çıkarım olabilir. Yani işte mevcut tarih aralığında işte bu belki konut alımı için de elinizi çabuk tutun. Sonrasında da bu faizler aşağı indiğinde konta bir talep olacaksa belki burada bir işte birçok kalemde gördüğümüz bir vergilendirme ile ek bir gelir sağlanarak o bütçe tarafında da bir gelir yaratılma gibi bir talep olmuş olabilir. Ben bunu 2020'nin ilk yarısında da görmeye devam edeceğimizi düşünüyorum. Çünkü şimdi bütçede de belli eklemeler yapmaya çalışıyoruz harcamalar tarafında. Dolayısıyla herhalde bizim verdiğimiz faiz düşecek. Yani bir nebze olsun. Şimdi bu seneki gibi olmayacak. Ama aynı zamanda gelirleri de arttırmamız gerekiyor. Dolayısıyla canlanan piyasada işte hangi alanlarda eğer devlet buradan gelir elde edebilirse buraya doğru da bir ufak ufak böyle bir vergisel olabilir veya kanunla bir değişiklikle bütçe tarafında bir destekleyici hamle sağlanacak gibi duruyor. Evet. Yani bizim çünkü 2020-2021 bütçemiz biraz daha bu konuda sıkıntılı olabilir. Evet, peki ben şimdi kısa bir ara vereceğim Tonguç Bey sizinle birlikte ve bir telefon görüşmesi alacağız. Sizinle yine devam edeceğiz, tamam. Daha borsaya açacağız efendim. Profesör Doktor Faruk Şen'le birlikteyiz, TAVAK Başkanı. Faruk Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. Evet, Faruk Bey şöyle bir küresel piyasalardaki şu an için risk endişelerinin yaşandığı Brexit'i sizin değerlendirmenizi isteyeceğim. Brexit'le ilgili bir kaos söz konusu. Cumartesi gününde farklı bir yöne doğru gidiyor. Siz ne söylersiniz bunun için? Şimdi ben sevişim, Johnson
sadece yapılmayacakların hepsini yaptırdı. Hı hı. Cumartesi günü hiçbir zaman İngiltere'de parlamento toplanmamıştı. Onu kararları aldırdı. Ve şimdi alınan kararları bugün tekrar Lordlar gündeme getirmek istiyor. Brexit konusunda Johnson kararlı. Bir an evvel çıkmak istiyor. Fakat İrlanda hükümeti ve birçok kişi Brexit'ten bir pişmanlık içindeler. Yani ne yapıp yapıp bunu ertelemek, hatta mümkünse yeni bir referandumla Brexit süresini uzatmak istiyorlar ve İngiltere'nin Avrupa Birliği'nde kalmasını isteyenlerin onlukta olduğunu da görüyoruz. Fakat bu tıkına karşılık artık Avrupa Birliği de İngiltere'nin bu oyunlarından bıktığını görüyoruz. Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi bir an evvel bu olay bitsin ve 31 Ekim'de artık köprüler atılsın diyorlar. Fakat tabii ki köprülerin böyle anlaşmasız ve sert bir şekilde atılmasından hem İngiltere zararlı çıkacak hem Avrupa Birliği zararlı çıkacak. Fakat Johnson şu anda hakikaten İngiltere için bir şanssızlık. Zira her kapıyı zorluyor. Niçin bu kadar ısrarlı anlamamız güç? Oturup bir anlaşma yapıp da doğru düz çıkması İngiltere'nin de Avrupa Birliği'nde yararlı olur diye herkes düşünüyor. Evet Faruk Bey, aslında genel şöyle bir değerlendirdiğimizde de Boris Johnson'la olan görüşmeleri sanki biraz daha olumsuza gidiyor gibi olması ve aynı zamanda aslında benim de çok merak ettiğim bir mektup gönderiyor. 2020 yılına ertelenmesini istiyor Brexit sürecinin, fakat imza atmıyor. Bunun aslında anlamı nedir? Şimdi bunun anlamı hakikaten Johnson gibi bir ülkenin liderinin imzasız yollaması ve erteleme istemesi çok ilginç bir şekilde imzanın eksikliğini nasıl karşılayacaklar, ne yapacaklar? 2020 yılına ertelenmesini isteyen güçlere karşı bunu bir koz olarak kullanıyor. Fakat herhalde hiçbir zaman bir devlet adamından gelen imzasız mektubu da olabilirliğinin almasını beklememek lazım. Evet Faruk Bey, değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ederiz. Profesör Doktor Faruk Şen'den aldık sözü, Brexit ile ilgili değerlendirmelerde bulundu ve tekrar Tonguç Bey'e dönelim. Şimdi Tonguç Bey, Brexit'e geçmeyeceğiz, sizinle de geçeceğiz, fakat öncesinde şöyle bir TCMB'yi de son bir değerlendirelim sizinle. Neler düşünüyorsunuz TCMB'nin alacak olduğu kararlarda? Valla çok hızlı değişti şey. Yani bu işte 3 gün önce belki de faiz indirmez. Hani eğer bu fiyatlarla giderse, yani bu CDS, bu faiz oranları, bu kurla gidersek Merkez Bankası faiz indirmez diyorduk. Ondan önceki haftalarda da tahmin ediyorum herhalde piyasa biraz daha 150 bas puanlık bir faiz indirimine yakındı. Şimdi belli anketlerde biz de işte görüşümüzü bildiriyoruz. Biraz da arada kalan bir günde gelen ankette biz 50 bas puanlık bir indirim hala olabileceğini düşünerek görüşümüzü beyan ettik. Piyasada da şu an için 100 bas puanlık bir ortalama faiz indirimi beklentisi var. Yani evet. 16.50 olan faizin 15.50'ye doğru çekilmesi söz konusu. Aslında şey düşünüyorum, yani Merkez Bankası'nın eğer bu sıkı para politikasına devam edeceğim ve piyasaları bu konuda destekleyeceğim görüşü hakimse ve hala faiz indirme iradem devam ediyor demesi durumunda biz o 50 bas puanlık indirimin sonrasında da bir 100 bas puanla daha işte %15 seviyelerinde bir yıl sonu faizi tahmin ediyorum %12'nin belki biraz üzerinde bir enflasyon ve 2,5 bas puanlık da aşağı yukarı bir reel faiz. Yani sırf bu fark aralığından çok da böyle şey olmaz gibi geliyor. Yani enteresan bir aralık olmaz gibi geliyor. Dolayısıyla biz 50 bas puanlık bir indirim bekliyoruz. Piyasa 100 bas puan bekliyor. Ama Merkez Bankası biraz daha sanki temkinli duracaktır gibi geliyor. Yani eli çok rahat bir şekilde beklentilerinin gerçekleşme konusunda biraz daha zaman alabileceğini düşüneceği bir aralık olabilir. Her ne kadar işte Ekim enflasyonu da tahmin ediyorum geçen senenin baz etkisiyle bizim yıllık enflasyonu aşağı doğru baskılayacak şeyde olsa da, güçlü olsa da
Belki önümüzde bir enerji fiyatları şeyi var, avantajı var. Yani orada bir oynama olmuyor genel anlamda dünyada. Ama onun haricinde faizler ve kurdaki bu hareketi Merkez Bankası çok cüzi bir faiz indirimiyle ve hala piyasayı destekler nitelikte devam edebilir gibi geliyor. Peki Dongöç Bey, şöyle bir yurt dışına çıkacak olursak, burada bir helikopterle para dağıtma meselesi tekrar bir gün yüzüne çıktı. Hatta ben hatırlıyorum, siz geçen hafta bunun bir vurgusunu yapmıştınız. Evet. Küresel piyasalarda biraz daha riskli bir durum söz konusu. Evet, biz biraz daha bertaraf ediyor gibi görünüyoruz, ancak ABD'den de başlayacak olursak söze, neler söylersiniz? Yani nelere dikkat edilmesi gerekiyor şu an için küresel piyasalarda? Şimdi bu helikopter para hikayesi zaman zaman gündeme gelir. Evet. Nedeni de şudur, işte Avrupa Merkez Bankası hem mevduat faizleri de dahil indirime giderken yine de piyasayı destekleyici bir parasal genişleme içerisinde Amerika keza 60 milyar dolarlık her ne kadar bilanço genişlese de bunu bu kapsam içinde değerlendirmediği bir şey, ne diyelim, proje veya bir görüşle devam ediyor ve faiz de tahmin ediyorum ayın sonunda tekrar 25 boğaz indirecek. Dolayısıyla bütün bunlar olurken işte Japonya zaten kendi enflasyonunu yaratamaz bir durumda. Birçok ülke faizleri indirerek piyasaya destek vermeye çalışıyor. Büyüme oranları işte Çin'den geldi %6 sınırında. Evet. Dolayısıyla böyle bir global yavaşlamanın olduğu yerde acaba bizim yaptığımız teşvikler doğrudan tüketiciye ulaşmıyor mu? Yani işte bankacılık sistemi veya finans sistemi içerisinde biraz kayboluyor mu görüşüyle doğrudan kişilere bu paraların diyelim ya da işte gelirlerin aktarımını ya da hazineden buraya bir aktarımın olması ve direkt bunun daha hızlı, yani mesela işte bir hastaya böyle hapla tedavi gibi, evet, onun yerine direkt enjeksiyon. Ben çok sağlık sektöründen anlamam ama evet, bir iğneyle enjeksiyon, yani hızlı bir şekilde ekonominin canlanması istendiğinde yapılan bir sistem. Yani şu an için olacağını düşünmüyorum ama şunu hep konuşuyoruz. Yani 2018'in Kasım ayında yapılan G20'de şunun farkına varıldı ki ve o süreçten beri de Trump Fed'i zorlamaya devam ediyor faiz indirmesi konusunda. Küresel bir yavaşlama olacak. Ve neredeyse bir sene geçti ve biz bu yavaşlamayı gerçekten yaşıyoruz. Merkez bankalarının destekleri olmasına rağmen. Şimdi merkez bankaları bu adımları atarken tahmin ediyorum 2020'nin ikinci çeyreğine kadar da bu sürecin gerçekleşmelerini görmek isteyeceklerdir. Eğer burada bir şey olmazsa, yani o dediğim gibi hani bir hapla iyileştirme, zamanla bunu tekrardan güçlendirme yönünde bir başarı elde edemezlerse, bu sefer direkt paranın piyasaya aktarılması konusunda da bir ikinci denemeleri olabilir. Yani bu şu an gündeme gelmesi aynı Amerika'nın işte resesyon yaşayacak mı yoksa bir helikopter sistemi de yani direkt paranın sisteme aktarılması söz konusu mu, tartışmaları da bu 6 ay içerisinde devam edecektir. Eğer bu işe yaramazsa ki %70 öyle gibi gözüküyor. Yani yaptığımız işlerle, attığımız adımlarla bu piyasanın buradan dönmesi, tekrardan faiz arttırım sürecine ve büyüme sürecine girilmesi kalıcı olarak gözükmüyor. Dolayısıyla 2020'nin ikinci çeyreğinde bu bir seçenek olarak masanın üstünde olabilir ve daha fazla dillendirilebilir. Ama şu an için böyle bir yönteme merkez bankalarının ya da işte ekonomi yönetimlerinin gideceğini düşünmüyorum. Yani peki şimdi Fed'in de faiz kararı ile ilgili dediniz ki 25 puanlık bir faiz indirimine, evet, gidebilir. Beklentiniz neden 25 puan? Çünkü şu an için piyasalar bunu %70'in üzerinde zaten fiyatlıyor. Fakat sizin için sizce bu yeterli midir Fed tarafından alınacak olan bu karar? Neden 50 değil mi? Evet, neden 50 değil? Çünkü ABD Başkanı Donald Trump o kadar zorluyor. Bir de gelen ekonomik veriler de aslında baktığımız zaman genel hatlarıyla aşağı doğru bir eğilim içinde. Şimdi neden değil? Çünkü bir önceki toplantıda da aslında çok kötü veriler sonrasında acaba bir şok faiz indirimi gerekir mi diye bir konuşma veya işte görüşler böyle etrafta dolaşıyordu.
Şöyle bir durum var. Amerika ve özellikle Merkez Bankası hala Amerika'nın çok güçlü bir ekonomik, yani şöyle 3.5 işsizlik var. Evet. Baktığınızda hani enflasyon tahmin ettikleri o %2'ye yakın olmasa da bunun ileride olabileceğini düşünüyorlar. Buna yakın olabileceğini düşünüyorlar hala. Bunun yanı sıra işte ekonomik aktivitede tüm dünyaya baktıklarında hala Amerika'nın belli bir potansiyele sahip olduğunu, hatta ticari savaşlarından da belki pozitif etkilenebileceklerini düşünüyorlar. Her ne kadar soru işaretleri olsa da, yani böyle bir görüş hakim gibi geliyor. Dolayısıyla bu süreç içerisinde sizin o yavaş yavaş faiz arttırma sürecine girdiğiniz bir ortamda tüm enerjinizi bir anda tüketmek istemezsiniz. Yani o kadar da riskli bir Amerika görüntüsü de olmadığını düşünürsek, dolayısıyla olacaksa faiz indirimleri piyasayı da çok sarsmadan ve soru işaretleri yaratmadan 25'er bas puanlık olması daha makul gibi duruyor. Şu an için yanılmıyorsam Cuma günü %82 gibiydi 25 bas puanlık bir indirim. Yani değişmiş olabilir, gün ve gün değişiyor. İşte kaç günümüz var? 9 günümüz var. 9 gün içerisinde bu oranın çok değişeceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla 25 bas puanlık bir indirim olacak gibi duruyor şu an için. Orada doların da gücünden bahsedeceğiz. Ancak şimdi Borsa İstanbul'da açıldı. Pozitif yönlü açılmış oldu. %0.11'lik bir artış gerçekleşti. 98.526 puan seviyelerinde. Şöyle bugünü de bir kısaca özetini dinleyelim mi sizden? Dolar gücüne geçeceğiz. Fakat Borsa İstanbul'da sizce bugün yön nasıl olur? Biraz daha alış iştahını görür müyüz yukarıda? Şimdi Borsa Cuma günü enteresan bir seanstı. Yani çok hızlı başladı ve neredeyse belli bir seviyede kaldı. Yani 98.000'li puanlar. Evet, aşağı yukarı hareketler görmedik. Bugünkü pozitif açılış da aslında biraz daha hem yurt dışı kaynaklı hem içerideki o Cuma'nın etkisinin devamı. Ben benzer bir tabii yukarı hareket beklemiyorum. Biraz daha 97.500 ile 98.500 arasında bir hani bakalım bu hafta ne olacak? Çünkü yatırımcılar çok sert hareketlerle piyasada biraz kenarda durmak zorunda kaldılar. Bugün yanlış hatırlamıyorsam bu depo ve açığa satış konusu bankacılık üzerinden kaldırdı. Hacim biraz daha yüksek olabilir. Bu nedenle bir nebze daha böyle 97.500-98.500 arasında acaba kalıcılık sağlıyor mu sağlamıyor mu? İşte bu operasyon süreci yarına kadar nasıl devam edecek? Hani bu ateşkes konusu. Ki en önemlisi o değil mi? 120 konusu, saatlik süreç. İşte Rusya görüşmeleri vesaire gibi yükseliş öncesi bir bekleyiş olabilir. Biraz da veri akışının yavaşında. Eğer piyasada alıcı olduğu ve talep olduğu görülürse biz tekrar 98.500'ün üzerinde bir 99.000 denemesi yapabiliriz. Ama ben o 100 bin hareketini biraz daha işte belki Perşembe, Cuma'ya doğru ya da önümüzdeki birkaç gün olabileceğini düşünüyorum. Biraz daha sakin, yatay, o hızlı hareketi sindirmeye çalışan bir Borsa İstanbul göreceğiz diye düşünüyorum. Bu hafta biraz daha sanki sakin geçecek gibi değerlendiriyorsunuz. Peki o zaman geçelim tekrar bir dolar endeksine. Fed'in faizini 25 puanla sınırlı gelebileceği ihtimali zaten piyasalar tarafından fiyatlanıyor. Bunda dolar endeksine yansımasını görüyoruz. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? 97.000'li puan seviyesinde altına gelir mi sizce? Şimdi aslında geçen toplantıda enteresan bir şey oldu. Bizim de iki toplantımızda olduğu gibi faiz indirimi geldikten sonra para birimleri değer kazandı. Evet. Yani normalde hani paranın üzerinden aldığınız faiz düştüğü zaman değer kaybetmesi gerekir normal itibariyle. Böyle bir şey oldu. Bu hem fiyatlama ile ilgiliydi yani TL açısından daha önceden fiyatlanan sonra gerçekleşince biz değer kazandığı bir dönem gördük. Amerika için de şöyle enteresan, faizi indirdikten sonra Powell'ın güçlü Amerika söylemleri doların tekrardan değer kazanmasına neden oldu. Ama şu son zamanda yani dolar endeksi üzerinden baktığımızda karşı para birimleri biraz daha güçlü duruyor. Özellikle sterlin. Yani dolara karşı pariteye baktığınızda 1.20-1.30 hareketi gördük. Euro tarafı 1.0880'lerdeydi 12 gün önce. İşte Cuma günü 1.11.70 kapattı. Dolayısıyla karşı para birimlerinin biraz da o doların
herhangi bir risk oluştuğunda dolara yönelişinde geri çekilmesini görüyoruz. Ya da biraz daha zayıflamasını görüyoruz. Evet. Ama şu olabilir, bu sefer bir 25 bas puanlık faiz indirimi olursa ayın 30'unda doların da yavaş yavaş bir sene sonuna karşı diğer paraların içinde olduğu sepette değer kaybettiği bir dönem görebiliriz. Bu yalnızca faiz indirimiyle ilgili değil, genel global görüntüyle ilgili. Çünkü gelen verilerde de bir bu kadar güçlü dolar, bu kadar işte çalkalanan bir dünyada sanki orada da bir gerileme olacak gibi. Yani bunun emarelerini de görüyoruz. Dolayısıyla bu olursa esas doların değer kaybetme nedeni bence veri akışı ve diğer paraların biraz daha öne çıkması olacaktır. Evet, peki efendim. Şimdi şöyle bir de Brexit'e geçeceğiz. Şimdi Brexit'le ilgili bir güzel haberler geldi derken cumartesi tersine döndü. Evet. Az önce de değerlendirmede bulunmuştu Faruk Şen Bey de imzasız mektup gitti. 2020'ye ertelenmesi talep ediliyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Brexit düğümü hala sanki devam edecek. Yani çok şaşırtıcı değil. Hı-hı. Çünkü siyasi denklem açısından İngiltere'nin karar alması çok zor. Yanılmıyorsam işte 20-25 oyla bu teklifin oylanması reddedildi. Yani bu anlaşmanın hani oya sunulması bile reddedilmiş bir durumda. Sonrasında da bir süre uzatma talebi var. Tabii şöyle bir şey, acaba İngiltere'deki karşı oy kullananlar şöyle mi düşünüyor? Bir 3 ay daha uzatırsak biraz daha biz Avrupa tarafından istediğimizi alabiliriz gibi. Ama anladığım kadarıyla nihai bir anlaşmaydı. Şimdi bugün bu süre uzatma tarafında yeni oylamalar gelecek. Sanki şey olabilir ya, yani çok biraz çetrefilli işe giriyor ama belki bir 3 ay uzatma kararı alabilir Avrupa ile birlikte İngiltere. Bunun oylaması yapılacak. Büyük ihtimal kabul edilecek bu, yani İngiltere tarafından. Çünkü takvim çok sıkıştı ve sanki anlaşma tarafında da çok yakınlar. Hani şöyle bir şey olabilir, işte ocağa kadar erteleyelim. Bu görüşmeleri İngiltere biraz daha siyasi kanatta devam etsin ve sonrasında oylayarak bir anlaşmalı Brexit sürecine girelim. Her iki taraf da isteyebilir. Dolayısıyla bugün yarın eğer erteleme kararı çıkarsa ben hala güçlü bir sterlin tarafında kalacağımızı düşünüyorum. Çok uzadı. Yani 2016 neredeyse 3 sene. Ama biraz yani İngiltere'nin içinde bulunduğu o siyasi denge işte bir başkanı görevden aldırdı. Yeni başkanı biraz daha işlem konusunda karar alma konusunda zorluyor. Dolayısıyla bir 3 aylık süre daha gerekir gibi. Bugün eğer İngiltere tarafından bu karar çıkarsa Avrupa yani görüşü önemli. Tahmin ediyorum onlar da bir yıl başına kadar bu işi ertelemek isteyebilir. Her ne kadar olmaz vesaire gibi bir görüş hakim olsa da o da biraz daha piyasaları rahatlatır gibi geliyor. Çünkü bir görüşme alanı olur. Biraz daha zaman kazanılır. Belki öncesinde bile bir oylamayla karar alınabilir gibi geliyor. Peki siz Donguç Bey, Avrupa'nın genel görünümünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani küresel risk işte en çok orada zayıf ve resesyon endişelerinin yoğun yaşandığı bir bölgeden bahsediyoruz. Fakat bu son gelen biraz daha duruşlar sanki iyimserlik havalarında. Şimdi tarafında yani Avrupa tarafında bir dibe vuruş vardı aslında. Evet. Yani para birimine bakın, ekonomik olarak da hani aktivite olarak hem Almanya'nın içinde bulunduğu o lokomotif ülkenin bile artık gücünü biraz daha kaybettiği bir dönem. Dolayısıyla o dibe vuruştan bir toparlanma olabilir. Ama ben Avrupa'nın belli bir işte Macron'un dediği şekilde bir rönesans yaşamadan siyasi ve ekonomik olarak tekrardan bir başa oynayan bölge olma ihtimalini zor görüyorum. Şimdi eğer İngiltere'nin gruptan ayrılma şeyi gerçekleşirse senaryosu ve özellikle Fransa, Almanya gibi ülkelerin ekonomileri de biraz daha zayıflama yönüne giderse ve diğer ülkelere aktardıkları paralar özellikle İtalya gibi, Yunanistan gibi ülkelere azalırsa bu sefer siyasi olarak da zayıflayan bir Avrupa görebiliriz. Sanki biraz daha o Rusya-Çin cephesi Avrupa'nın aldığı rolü elinden almaya önümüzdeki yıllarda da çalışacak gibi. Dolayısıyla bir
düşünce reformu gerekiyor Avrupa'da. Yani yalnızca ekonomik olarak piyasayı desteklemek değil, hem ülkelerin ekonomi yönetimi açısından hem de içerideki o sosyolojik yapının değişmesinden kaynaklı bir düşünce şeyi gerekiyor, reformu. Onu gerçekleştiremedikleri sürece de bence böyle kendi içerisinde sorunlar yaşayan ama bir türlü toparlanamayan, bir nebze Japonya'ya benzeyen bir bölgeyle karşı karşıya kalabiliriz. Evet, şimdi son dakika haberini de hemen şöyle bir verelim. Yurtdışı üretici fiyat endeksi bir önceki yılın aynı oranına göre değişim oranları şu an için karşımıza çıkıyor. 2018 yılında ve 2019 yılı kıyaslamasında %-11.15 olarak karşımıza çıkıyor son gelen veri ÜFE tarafında. Evet, şimdi şöyle biraz daha detaylarına da bakalım. Detaylarında neler yazıyor? En fazla artış diğer mamül eşyalarda gerçekleşmiş. Bir önceki aya göre en fazla artış %5.69 ile diğer mamül eşyaları iken %5.23 ile metal cevherleri ve %1.54 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları sektöründe gerçekleşmiş ki buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri %0.50, kağıt ve kağıt ürünleri %0.16, elektrikli teçhizat ürünlerinde ise %0.08'lik bir önceki aya göre endekslerin düştüğü alt sektörler olmuş. Bu şekilde karşımıza çıkıyor ÜFE. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu gelen veriyi bir önceki ayla kıyasladığımızda çok ciddi bir fark var. Bizim aynı yurt içindeki ÜFE'ye de biraz benzeyen ve grafikte de görüyorsunuz 2018'de neredeyse 90 puanlık bir fark var. Yani 75'ten -11'e kadar 85-90 puanlık. Şimdi burada enflasyonu yurt içi yurt dışı üretici fiyatlarının destekleyeceği bir dönem olacak kesin. Dolayısıyla hani biz faizi konuşuyoruz Merkez Bankası'nın. Evet. Eğer Sayın Başkan hani bu öngörüyle devam edecekse ve daha önce belirttiği önden yüklemeli faiz indirimlerine devam etmek istiyorsa belki bizim beklentimiz veya piyasanın beklediğinden de tahmin ediyorum bu ay üzerinde bir faiz indirimiyle gelecekti. Tamamen Suriye operasyonunun etkisiyle belki biraz daha bu indirimlerde yavaşlama olabilir. Bu dalgayı biz önümüzdeki sene de çok iyi kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani bu yurt dışındaki sakinleşme diyelim ve yurt içindeki belli bir noktada normalleşme sonrası hem ekonomik aktivite içeride biraz daha canlandırırken dışarıdaki fiyatların da aşağı doğru gelmesini bizim enflasyon tarafında kullanmamız lazım. Evet. Özellikle gıda fiyatları ve sanayi tarafındaki üretim maliyetlerini düşürerek, tabii çok kolay bir durum değil. Yani kesinlikle. O reform diye konuştuğumuz olguyu hızlandırarak enflasyonda kalıcı bir hamle aşağı doğru ve büyümede de yavaş yavaş tempoyu arttırdığımız bir 2020 olması lazım. Yani bizim için aslında çok da bir ikinci baharı gibi şu dönem. Bunu çok samimi söylüyorum ama doğru şeyleri yapmazsak, yani o düşündüğümüz şeyleri hayata geçiremezsek ve biraz daha geride kalırsak o atılımı yapmak için de tekrar bu şansı kullanamamış olacağız. Şimdilik fena değil. Yani o riskli bölgeden çıkışımız, bir düzlüğe girişimiz fena değil. İşte bu gibi verileri de umarım 9 ay içerisindeki bütün alacağımız kararlarda, o reform kararlarında dikkate alarak hızlandırmamızda fayda olduğunu düşünüyorum. Evet. Peki Tonguç Bey, şimdi son 3 dakikanın içine girdik ama ben size güvenli limanları da sormak istiyorum. Riskli piyasaları değerlendirdik. 105 bin puan seviyelerini şu an için çok yaklaştığımızı söylememiştiniz. Bu hafta içerisinde biraz daha 97 bin puan önümüzdeki yıl sonunda olabilir. Evet. Ama bu hafta çok içinde beklemiyorum. Evet. Beklemiyorsunuz. Peki emtia tarafında altın var güvenli limanlarda ve diğer para birimlerinde şöyle bir bahsedecek olursanız yatırımcıların şu anda yöneldiği güvenli limanlar ağırlıklı var mıdır? Yani altın tarafında çünkü yine bir belli bir duruş sergileniyor. Diğer döviz cinsleri de katacak olursanız. Evet, şimdi altında aslında pozisyonlar baktığımızda yüksek. Yani hala fonların fiziki tarafta da olsa ETF tarafında da olsa bir altına talep var. Ama buna rağmen altın fiyatlarının şimdi bazı zamanlarda hacim çok olur ama fiyatın oynaklığı az olabilir. Bazen de çok düşük hacimlerle fiyatı çok hızlı oynatabilirsiniz. Bu tamamen haber akışının yani rüzgarı arkanıza almanızla ilgili bir durumdur. Bunu da zaman zaman piyasadaki yatırımcılar da kullanabilir. Dolayısıyla şu anki altındaki durum aynı bizim dolardaki nasıl her
işte hafta ki geçen hafta düştü. Haber akışları. İşte oraya doğru bir yatırım artıyor, altında da aynı şekilde. Fakat fiyatın 1500 dolarların üstüne çıkmadığını görüyoruz. Yani aslında güvenli liman hala Amerikan doları, Amerikan faizi, tahviller ve altın gibi duruyor. Ama o fiyat artışları olmuyor. Ben de şöyle düşünüyorum altında. Eğer bu Çin-Amerika gerginliği, Brexit süreci, işte jeopolitik riskler, borsalardaki zaman zaman yaşadığımız satış dalgaları altını artık bir önceki tepesinin üstüne taşımıyorsa, yani 1555 dolarların üstüne taşımıyorsa, biz önümüzdeki 2-2,5 ay içerisinde biraz daha 1515 ile 1480 arasında bir yerde gidip gelebiliriz. Ve şu an için aşağı doğru bir kanal hakim. Yani çok net bir şekilde 1515'ten başlayan ve 1550'den başlayan, düzeltiyorum, 1515 geçilmediği sürece de yukarı hareketler sanki bir satış fırsatı gibi değerlendirilebilir. Gümüş çok yatay, yani 17,5 dolarlarda neredeyse 5-6 gündür devam ediyor. Orada da eski heyecan yok. Benim görebildiğim kadarıyla genel şey tarafında, özellikle emtia tarafında, bir sanayi tarafında büyüme gerçekleşirse yükselişler olabilir genel anlamda. Yoksa yılı biraz daha işte petrol bile bunun içinde dahil, daha yatay kapayabileceğimiz uzun bir süredir yatay emtia görüntüsü yıl içerisinde görebiliriz. Yani portföyüme baktığımda şöyle bir hala Türk hisse senedi piyasası, özellikle gram altın tarafı, yani altın bakıyorsak işte %60 civarında bir portföy içerisinde yer alıyor. Diğer tarafta son iki günlük hareket sonrası tahvil biraz daha ön plana çıkıyor ve hala mevduat tarafında da bir %10-15'lik kısım, işte borsada yaşayan kişilerden, hani yatırımcılardaki düşüş, ne bileyim bazen gram altında çok geri çekilme gibi ekstrem durumlarda tekrar bir alış fırsatı için boşta kalması gereken bir portföy gibi aklımda devam ediyor. Yani hala hisse senedi ağırlıklı altın pozisyonlarının taşındığı bir portföye devam etmek mantıklı gibi duruyor. Evet, şimdi ben şöyle bir de borsa karşımda kırmızıyı işaret ediyor Tongoç Bey. BIST yüz endeksi dediğiniz gibi biraz daha kendini satışa... Vallahi sizi ben... Evet, hemen yayınımızı devam ettirmiyoruz, kapatıyoruz. BIST yüz endeksi 98.000 sınırına dayanmış, %0.42'lik geri çekilme var. Endekslere baktığımızda ise %1.30'la bankacılık endeksindeki düşüşler gözümüze çarpıyor. Bunun dışında tabii finansal endeks, ulaştırma endeksi hemen birbirini takip ediyor. Teknoloji endeksi de aynı şekilde düşüş gösterirken bir tek pozitif ayrışan spor endeksi var. Spor endeksindeki bu pozitiflik Trabzon, ne kadar? Trabzonsporlu Fenerbahçe'dir herhalde. Trabzon'dan devam ediyor diyebiliriz. Evet, herhalde oradaki şimdi haber akışları genelde gollerle alakalı diyelim ve böyle de sonuna gelelim. Çok teşekkür ederiz Tonguç Bey. Ağzınıza sağlık. Haftanın ilk işlem gündeki beklentilerini Yücel Tonguç Erbaş bizlerle paylaştı ve böylece beklenti raporunun sonuna geldik. Şimdi kısa bir ara, aradan sonra Murat Tufan'la devrediyor olacağım yayını. Ancak yarın yine aynı saatte sizlerleyiz.